çatışmanın veya savaşın veya mücadelenin dünyaya yansıması. Biz şu anda evrensel bir mücadelenin dünya ayağını yaşıyoruz. Yani şöyle düşünelim. Mesela Türkiye üzerinden örnek verelim. Türkiye'de diyelim bir fikirler çatışması var. Yani iktidara gelecek gelmeyecek öbür taraf bu taraf falan derken bunun mesela bir şehirde bir ilçede yansıması nasıl olursa işte evrensel sistemin dünyaya yansıması da o demektir. Yani bir küçük bir ilçede ne kadar o ülkenin siyasi olayları orayı etkilerse dünyayı da evrensel sistem bu şekilde etkiliyor ve buradaki bütün temel dinamik Ardılık kanunu üzerinden gidiyor ve bunun dinsel motifleri üzerinden gidiyor. Ve bu e, hangi Ardılık taraf Ardılık kanununu biraz açmak lazım. Yani şimdi Hazreti Peygamber e, Hazreti İsa Evet. E, Gelmesinin asıl sebepleri bu ardılık kanunun fikrini değiştirmek üzere evet. geldi. Neden? Şeyde yani ben yazdım bunu, zaten. Bunu evet, çok kitap. net bir altını çizerek. Şurada bir benim konuşalım bu mı? şu kitabımda Hazreti Yahya'nın sözleri var. Galatyalılar evet. şeyler. Yani orada mesela e, şeyde yeni ahitte. Yani aslında şunu söylüyor mesela. Seslenmiş. Biraz önce söylediğimiz Yahve düşmanlığı e, daha çok körüklüyor. Diyor ki siz özel bir ırksınız e, ee, işte diğerlerinin hiçbir anlamı yok. İşte kadınları sizindir, hayvanları sizindir, hepsi köledir. Yani diğerlerini goyim diye baktığı bir dünya. Ama Elohimciler yani bahsettiğim o iki tane aileden bahsediyoruz ya Rehobam'dan onun devamı yani Süleyman peygamber, Davut peygamber ve Musa peygambere kadar giden o taraftan bahsettiğim şey daha çok rahmet üzerine kurulu. Yani Elohimcilik biraz rahmet üzerine kuruluysa, Yahvecilik ee, Yahvecilikse gazap üzerine kurulu bir sistem. Öyle bakın. Şöyle mesela bu Galatyalılar 4'e 30'da onu almışım. Bu benim kitabımda Zekeriya'nın Gizli Yakarışı bölümünde Hazreti Yahya'nın e, şöyle seslendiğini açıklıyor Paulus. Paulus şöyle açıklıyor. Evet. Diyor ki artık ne Yahudi, ne Grek, ne köle ne özgür, ne erkek ne dişi ayrımı var. Şimdi bu şu demek ne Yahudi ne Grek var dedi. Yani Grek şu demek İslami literatürde bu e, Arap olmayanlar demektir. Evet. Burada da Yahudi olmayanlar demek manasında Grek dedi. Yani bütün insanlığı kaplıyor. Şimdi burada Yahudilerin bu sistemin sahibi olmadı, dinin de sahibi olmadı, yönetimin de onlara ait olmadı ve bütün insanlığa yayıldı. Yani yeni bir anlaşma yapıldı. Zaten yeni ahit, yeni anlaşma demek. Yani evet. İncil'in şu andaki ismi Batı literatüründe yeni ait. Yeni ait şu demek. Tanrı daha önce bir anlaşma yaptı İsrailoğullarıyla. Şimdi tekrar onu değiştirdi. Bizi de tekrar bir anlaşma yapıyor. Bu anlaşmadaki şartlar ne? Orada İsrailoğullarıyla dünya hakimiyeti olacak. Ama burada değil. Grek de katıldı diyor. Köle de var. Özgür de var. Erkek de var. Dişi de var. Hiçbir ayrım yok diyor. Yani Hz. Muhammed'in e, Allah tarafından mesela bir tane e, daha okuyayım. Peygamber olarak seçilmesinin nedeni de şu. Baktı ki sisteme yani İsrail e, oğulları e, Hristiyanlığı bozmaya başladı. Diyeceksiniz ki nasıl olacak bu? Bakın e, Tabii, aynı yapıyorlar. Yahve bir insan gibi antropomorfik bir yapısı var. Yani Tanrı insanlaştırıldı. Buna bir örnek kim? Kim? Hazreti İsa. Hazreti İsa hmm. Tanrı'nın oğlu. Evet. Yani o da insanlaştırılmış bir Tanrı oldu. Yani aslında Yahveci akıl Hristiyanlığın içine girdiği için Hristiyanlık da bozuldu. Yani İsa Peygamber'in o bahsetmiş olduğu daha çok Zaten seküler Hristiyanı düşüncenin bozmazsalar başaramazlar. Tabi tabi seküler düşüncenin lazım. dışına çıktı. Yani aslında Hazreti İsa Yahudiliğe karşı bir devrimciydi. Dolayısıyla baktı ki Hazreti Allah bu sistemde bir şekilde ele geçirildi veya değiştirildi. Onun için Hazreti Muhammed'i peygamber olarak tekrar gönderdi. Sırf bu sistemi tekrar yenilemek için. Bir daha söyle neydi? Irktan daha çok bütün dünyanın üzerinde yaşayan insanlar birdir. Ortak Bundan sonra kitabı. bu sistemi böyle gönder evet. yürüteceğiz. Şimdi bak yine Paulus Efesler kitabında şunu söylüyor. Ben Paulus siz uluslar uğruna Mesih İsa'nın tutuklusu oldum. Şöyle ki öteki uluslar da mirası ortaktır. Aynı bedenin üyeleridirler ve müjde aracılığıyla yani İncil aracılığıyla Mesih İsa da vaade ortaktır. Şimdi bu vaat ne? Miras ne? Miras şu dünyanın sahibi kim olacak? Vaat dediği de Allah'ın yani onlara göre Tanrı'nın İsrailoğullarına vaat ettiği şey. İşte bu kutsal topraklar sizin o şu demek bütün dünya sizin. Yani hmm. dünyayı ele geçirin siz burayı yöneteceksiniz. Burada şunu söylüyor hayır böyle bir şey yok diyor. Öteki uluslar da miras ortaktır. Bu şu demek, ortak genetik havuzdan insanlık medeniyeti galaktik seviyeye çıkacak demek. Ve Mesih İsa da vade ortaktır. Mesih İsa'nın vade ortak olması yani Mesih İsa'ya inanan herkese aynı şekilde o o günkü dönemde e, Yahudilerin o ardılık kanunun tek yönlü ırka dayanan sistemine karşı ortaya koymuş olduğu Hz. İsa'dan başka peygamber yoktu. Yani o ok, bütün insanlığı temsil ediyordu. Şimdi de Hz. Muhammed bütün insanlığı temsil ediyor. Yani insanlığın tamamıyla burada özel bir soy arasında bir şey var. Dünyayı ele geçirme mücadelesi var. Bu dini motiflerle gelmiş binlerce yıldır.